Asya Polis Teşkilatı Interpol'e karşı mı kuruldu? Bu arada aklıma geldi. Sorayım. İnterpol'ün çalışmamasına karşı. <laughs> yani Interpol aslında çalışıyordu kurulduğunda. Bildiğiniz Şimdi... gibi bildiğiniz gibi kriminal suçlarla ilgili bir örgüttü kurulduğunda. Fakat sonrasında iyice entegre olup tüm suçlara, göçten, çalıntı arabaya, her şeye bakmaya başladı. Yani e, her türlü suçluyu aramaya başladı. Fakat son zamanlarda Batı'nın özellikle 2000'li yıllardan sonra hatta işte dikkat ederseniz Erdoğan iktidarıyla Putin iktidarı da aynı günlerde, aynı zamanlarda. Yine 2000'li yılların başları. Evet. 2000'li yılların başlarında ikisi de başlıyor. Trend yükseliyor ve ikisi de ekol oluyor. Doğuda biri Türkiye'de son derece hızlı devlet başkanı Erdoğan büyük sevgi ve saygı topluyor. Putin aynı şekilde büyük güven ve saygı topluyor ve artık dünyanın dikkatini bu ikisi çekiyor. Bunların yolu kesilmeli diye. Dolayısıyla ne oldu? Interpol veya NATO gibi gene batı destekli tarafından kurulan alt şirketler diyeyim. Bunlar şirket gibi şu anda. ABD'nin şirketleri gibi. Geçen evet, işte Trump... Interpol'de mesela biz FETÖ'den aranan kişiler buluyor mu Interpol? Yani bizim işimize yarıyor mu Interpol? Ben şimdi Interpol'ü kötülemiş olmayayım ama bir gerçeği söyleyeyim. Interpol geçmiş yıllara darbe sonrası Türkiye'nin limitinin dolduğunu daha fazla suçluyu giremeyeceklerini falan söylemişti. Böyle bir saçmalık olabilir Böyle bir şey. mi? <laughs> bu çok yani siz en fazla bu kadar kişiyi arayabilirsiniz. Nasıl yani? Daha fazla arayamazsınız. Nasıl yani? O arananlardan da bir tane bulunma görülmemiş diye kadar. Yani Arananlar bulunmuyor ama bize Türk de bir Interpol, çünkü var. Çünkü Türk İnterpolü, Rus İnterpolü, ee, Özbek İnterpolü hepsi üye. Lyon'a mesajı gönderiyor. Tamam gönderdik de. Şuben altı. Ne zaman gireceğiz içeriye? Bakacağız. 2 yıl sonra mı? Bir yıl sonra mı? Arayacak mıyız? Aramayacak mıyız? Kendilerine lazım olan bir adam. Kendilerine lazımsa 2 gün sonra ekranda. Herkesin ekranında ama Rusya'ya, Türkiye'ye, Doğu'ya lazımsa yıllar sürebilir kırmızı bültene düşmesi ve aranması. Dolayısıyla bu çifte standartı gördükten sonra Karlova cinayeti asıl bizi hareketlendiren Reyna saldırısıydı. Hmm. Reyna saldırısında baktık ki bu Özbek terörist İran'da yaşamış, gelmiş, kolaca Türkiye'ye girmiş kaçak, Özbek pasaportuyla yaşamış. Yani Özbekistan bu adamı arıyor, İran'ın haberi yok, Türkiye'nin haberi yok, Rusya'nın haberi yok İşte bu lazımdı. Bunun gereksinimini, gerekliliğini e, Rusya'ya da tüm Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerine de sunduk. Kabul gördü. Kurucular arasında girdi ama kuruluşu da kolay değil. Pınar Ekip lazım, bütçe lazım, uzman lazım. Eşit sayıda polis teşkilatından eleman lazım. Çalışıyoruz. Yoğun Peki, çalışıyoruz. Rusya nasıl bakıyor Asya Pol'e? Ee, nasıl bir destek var orada? Yani Rusya kabul etti. Hatta devlet başkanı Putin'e kadar iletildi. Olay kabul edildi. Kuruculardan çok kıymetli kişiler var benimle birlikte dolayısıyla kabul gördü böyle bir ihtiyacın varlığı yani ile ilgili değil Rusya'nın da buna ihtiyacı var çünkü nedir sorun zaten terörist yuvası neresi kendilerinin terör kaynağı terör e, ne diyoruz ona petrol sahası gibi terör sahası var neresi orta Asya yani DAEŞ'in de kurulurken efendim e, diğer örgütlerinde isimleri çok değişen HTŞ HTS falan gibi isimlerin tamamının aslında personeli ve e, örgütlerin mensubu Asya'dan. Çünkü Asya'da ekonomik sıkıntı var. Asya'da halk Müslüman. Onları bu şekilde manipüle etmek kolay. Onları 3-500 dolar alıyorsunuz. Teröristiniz yapıyorsunuz. Köleniz yapıyorsunuz. Gelenler bir süre sonra anlıyor ama çok geç. Dönüş yok. İşte Asya Polü'nde e, karşılıklı güvenlik teşkilatlarında asıl amacı terörist madenini engellemektir. Yani Önemli, terör, terörist özel. elde etmelerini engellemektir. Terör, terörist fabrikasını kapatmaktır. Onlar için terörist fabrikası Orta Asya. Bunu Orta Asya ülkeleri, Şangay İşbirliği Örgütü, Türkiye, Rusya kapatmalıdır. Narım. Çünkü çaresi yok. Yani kapatmazsa iki ay sonra kendinde eylem. Tabii direkt olarak gelip. Kendinde. Bir de gelmişken şu DAEŞ ile ilgili iki kelime söyleyeyim. Söyleyin. Şimdi DAEŞ'in kurucusu, bakınız geçen İsrail'den emekli olan general söyledi. Biz silah verdik. Evet evet. Tam da, tam da Sanki e, bu güncel konu. Söyleyeyim. Dolayısıyla. İsrail Genel Kurmay Başkanı Gadi e, Izenkot, öyle mi okunuyor bilmiyorum. Sunday Times'a e, röportaj vermiş. Diyor ki İsrail'in Suriye'deki IŞİD militanına silah desteği verdiğini açıklamış bu röportajda. Evet. Yani bu direkt olarak IŞİD-İsrail yani DH-İsrail ilişkisini çok net bir şekilde e, röportajda. itiraf etmiş. Evet. Ben de daha söyleyeyim. Daha netini Şimdi söyleyeyim. Şimdi bu Al-Baghdadi dediğimiz... Yani Bagdadi denilen sözde defalarca öldürülüp de hala yaşayan yaşadığı, yaşıyor mu yaşamıyor mu, belli olmayan e, IŞİD, DAEŞ lideri bu fotoğrafını gördüğünüz bir iki fotoğrafı var zaten. Gördüğünüz şahıs aslında gerçek ismi Elot Şimon. Ana baba İslam, Yahudi, bir Yahudidir. Babası da Mossad ajanıdır. Yani bunu Rusya çok bağırdı, İslam ülkeleri bağırdı, kimse duymadı. Yani ana baba Yahudi olan bir ee, üstelik babasının da İsrail istihbaratı servisinin elemanı olan bir çocuğa gördüğünüz gibi örgütün başına getirilip bir güzel Diyarşın başındaki başındaki bu Bagdad adam <laughs> Elon Simon babası anası Yahudi kendi de e, babası da eski e, Mossad e, ajanı bu durumda sadece bununla görmüyoruz bunu Genelkurmay Başkanı da itiraf etmiş asıl görmemiz gereken yer Pınar Hanım ortalığı kan götürürken Suriye'de, Ankara'da, İstanbul'da, Fransa'da, Rusya'da işit işit dayış dayış örgüt falan filan Bunun ucundaki Tel mantar tabancası patlamadı. Peki. Tek patlama olmadı. Araya gireceğim. Buyurunuz. Araya gireceğim.